Arkadaşlar hepiniz dersimize, videomuza hoş geldiniz. Bu dersimizde asetaminofen toksisitesi ve glutatyon üzerine konuşacağız. Önce glutatyon genel yapısını bir hatırlayalım. Soru: glutatyon nedir? Cevap: glutatyon gamma glutamat, sistein ve glisinden oluşan bir tripeptittir. Peki ikinci sorumuz gelsin. Glutatyon deyince başta aklıma hangi özelliği gelsin? Cevap: antioksidan özelliği gelsin. Peki diğer sorularımıza geçelim. Soru: glutatyona antioksidan özelliği kazandıran temelde nedir? Cevap: sisteindir. Biraz daha detaylı ifade etmek gerekirse, sisteinde bulunan şu gördüğünüz sülfidril halkası glutatyona antioksidan özelliği vermekte, kazandırmaktadır. O halde toparladım. Glutatyon nedir? Glutamat, sistein ve glisinden oluşan bir tripeptittir. Temel özelliği antioksidan etkisidir. Glutatyona antioksidan özelliği kazandıran da sistein yapısında bulunan SH, yani sülfidril halkasıdır. Peki glutatyon nerelerde karşımıza geliyor? Her birerleri çıkmış sınav sorusudur. Şöyle bir derleyip toparlamak gerekirse, birincisi glutatyon faz 2 metabolizmada karşımıza geliyor. Hatırlayacak olursak arkadaşlar, farmakokinetik derslerimizden metabolizma enzimlerini iki grupta değerlendirebiliriz. Birincisi faz 1, ikincisi faz 2 enzimleri olmak üzere. Faz 2 enzimlerine konjugasyon enzimleri adını da verebiliyoruz. İşte bunlardan bir tanesidir. Özetle arkadaşlar, vücuda ilaç dahil dışarıdan gelen yabancılara biz xenobiyotik adını veriyoruz. Çoğunlukla bunlar başlangıçta lipofilik özelliktedirler. Lipofilik özellikleri sayesinde hücre membranından kolaylıkla geçebiliyorlar. Özetle kolaylıkla absorbe olabiliyorlar. Kolaylıkla vücutta dağılabiliyorlar. Peki işi biten ilacı bir şekilde vücuttan uzaklaştırmam gerekiyor. İşte bu amaçla da başta karaciğer olmak üzere çeşitli organlarda, bölgelerde metabolizmaya uğrayacak ilacımız. Özetle metabolizma sonucunda en sık sonuç olarak lipofilik yapıda olan ilaç hidrofilik moleküllerine çevrilecektir. Peki ilaçlar hangi metabolizmaya uğrayacaklar? Faz 1'e mi, faz 2'ye mi? Çoğunlukla faz 1 ve ardından faz 2 şeklinde ilerliyor. Tabii ki bunun istisnaları söz konusudur. Sadece faz 1'e uğrayabilir, sadece faz 2'ye uğrayabilir. İzoniazitte olduğu gibi önce faz 2 sonra faz 1'e de uğrayabilir. Şimdi konumuza dönmek gerekirse, çoğunlukla ilaçlarımız faz 1 metabolizma sonucunda polar metabolitlerine çevrilir. Sonrasında faz 2 metabolizmaya uğramak suretiyle polariteleri daha da artar. Böylelikle vücuttan çok daha kolay bir şekilde itirah edilirler. Özetle glutatyon bir numara nerede karşıma geldi? Faz 2 metabolizmada. Hangi enzimle? Glutatyon S transferaz enzimiyle karşıma geldi. İkinci olarak nerede karşıma geldi? Antioksidan aktivitesi sayesinde. Ne yapıyor peki? Hidrojen peroksidi suya çeviriyor. Şekilde hidrojen peroksit su dönüşümünü görüyoruz. Şu gördüğümüz glutatyon indirge formu, redükte formu ve şu gördüğümüz A enzimi de glutatyon peroksidaz enzimi olacaktır. Glutatyon peroksidaz enzim aktivitesi sonucunda hidrojen peroksit suya çevrilir. Fakat bir yandan da redükte olan glutatyon okside formuna, yani GSSG formuna çevrilir. Peki benim bir şekilde glutatyonu yeniden kazanmam gerekiyor. İşte burada da B enzimimiz devreye girecek. Glutatyonu redükte formuna dönüştüren enzim, yani glutatyon redüktaz devreye girecek. Hatta kitaplar şu şekilde ifade ederler. Bir hücrede bulunan glutatyon redüktaz aktivitesi ne kadar fazlaysa, o hücrede serbest oksijen radikallerine o kadar dayanıklılık sağlayacaktır şeklinde ifade edilir. Yani şu enzim B enzimi glutatyonun yeniden kazanımını sağlaması nedeniyle antioksidan etki açısından son derece önemli, değerli bir enzimdir. O halde toparladığım, birinci olarak faz 2 metabolizma enzimi olarak glutatyon S transferaz adıyla karşıma geldi. İkinci olarak hidrojen peroksit su dönüşümünü sağladı. Bahsi geçen reaksiyonu sağlayan iki önemli enzimimiz var. Birincisi katalaz, ikincisi glutatyon peroksidaz. Glutatyon peroksidaz enzim aktivitesi sonucunda glutatyon okside formuna çevrildi. Sonrasında ise glutatyon redüktaz enzimi aracılığıyla yeniden redükte, yani indirgenmiş formuna çevrildi. Ve üçüncü olarak yine çıkmış sınav sorusudur. Amino asit transportuyla karşımıza geliyor.
Şimdi gelelim asıl konumuz, yani asetaminofen metabolizmasına ya da asetaminofen toksisitesine. Arkadaşlar, asetaminofen toksisitesi ilk defa Onuru ve Sato tarafından gösterilmiştir yıllar önce. Bizi ilgilendiren kısmı hala günümüzde sıklıkla hem klinikte karşımıza gelebiliyor hem de soru olarak karşımıza gelebiliyor. Hem temel bilimler hem klinik bilimler açısından oldukça önemli bir yerdeyiz. Şimdi size madde madde anlatacağım. En sonunda genel özetini yapacağım. Asetaminofen, ilk bilmemiz gereken kural, hem faz 1 hem faz 2 enzimleri aracılığıyla metabolizmaya uğramaktadır. Peki soru, asetaminofen toksik olan metabolitine A faz 1, B faz 2 metabolizma sonucunda çevrilir. Cevap, faz 1 metabolizma sonucunda, yani sitokrom P450 enzim aktivitesi sonucunda çevrilir. Peki hangi sitokrom P450 enzimi? Başta CYP2E1, Katsun bir de bunu arkadaşlar 3A4'ü de ilave eder. Fakat asıl sorumlu olan 2E1 enzim aktivitesi olacaktır. Bakın yanda da konjugasyon, yani faz 2'yi görüyorsunuz. Non toksik metabolitlere dönüşüm meydana geliyor. O halde asetaminofen toksik metabolitine dönüşüm başta CYP2E1 enzimi aracılığıyla meydana gelir. Bilgi cepte, yoluma devam ediyorum. Peki ikinci sorumuz gelsin. Asetaminofen hepatotoksik yan tesirinden sorumlu metabolit hangisidir? Cevap N-asetil P-benzokinonimindir. Yani toksik metabolitimiz NAPQ'ı, başka bir ifadesiyle de N-asetil P-benzokinonimin olacaktır. Peki bundan sonra hikayemizde ne var? İşte arkadaşlar, vücutta hemen bundan sonra glutatyon yeniden devreye giriyor. Bakın şu gördüğümüz glutatyon N-asetil P-benzokinonimi non-toksik metabolitlere çeviriyor. Normal aldığımız asetaminofenin hikayesi bu şekilde. Toparladım. Hem faz 1 hem faz 2 ile metabolize oluyor. Faz 1 metaboliti olan N-asetil P-benzokinonimin toksik olan hepatotoksik olan metabolittir. Başta da CYP2E1 enzim aktivitesi sonucu meydana gelmektedir. Sonrasında akıbeti nasıl oluyor? Glutatyon aracılığıyla non-toksik metabolitine çevriliyor. Peki benim glutatyon depolarım sınırlı. Eğer ben yüksek miktarda asetaminofen alacak olursam, sonuçta aşırı miktarda N-asetil P-benzokinonimi birikecek, glutatyon yetersiz kalacak. Sonuç, glutatyon depoları tükendiği için hücrelerimiz oksidan etkiye maruz kalacaklar. Çünkü glutatyon antioksidan etkiye sahipti. Ve sonuçta arkadaşlar ne olacak? Hepatotoksik yan tesir meydana gelecek. O halde buradan çıkmış çıkabilecek sınav sorularımız. 1. Asetaminofen toksik metabolitinin adı nedir? Cevap N-asetil P-benzokinonimin. 2. Bahsi geçen toksik metabolit oluşumundan sorumlu enzim temelde hangisidir? Cevap CYP2E1 enzimi olacaktır. Peki asetaminofen toksisitesinin sorumlu temel mekanizma nedir? Cevap reaktif oksijen türevi oluşumu. Ya da başka bir ifadeyle serbest oksijen radikal hasarıyla meydana gelir. Ya da lipid peroksidasyonu şeklinde de, yani her biri birbirinin farklı versiyonları olmak üzere sınavda soru olarak karşıma gelebilir. Özetle serbest oksijen radikal hasarı, lipid peroksidasyonu ya da reaktif oksijen türev oluşumu asetaminofen metabolizmasından temelde sorumlu mekanizma olarak kabul edilir. Peki dördüncü sorumuz ne olsun? Tedavide ne vereceğim? Bu da farmakolojinin sorusudur. N-asetil sisteyin vereceğim. N-asetil sisteyin adı üzere ne içerir? Sisteyin içerir. Sisteyin nerede karşıma gelmişti ilk slaytta? Neydi glutatyonun temel yapısı? Gamma glutamat, sisteyin, glisin. Glutatyon deyince başta aklıma ne gelecekti? Antioksidan özellik. Peki antioksidan özelliği kazandıran neydi? Sisteyin yapısında bulunan sülfidril grubuydu. İşte arkadaşlar, ilk baştaki slaytımıza da bu şekilde bağlamış olduk. Peki şöyle bir genel tekrar yapmak istiyorum. Glutatyon, neler öğrendik bu dersimizde? Glutamat sisteyin glisinden oluşan tripeptittir. Temel özelliği antioksidan etkisidir. Antioksidan özelliği kazandıran da sisteyin yapısında bulunan SH grubu olacaktır. Nerelerde karşıma geldi? Mesela faz 2 metabolizmada karşıma geldi. Glutatyon S-transferaz enzim aktivitesiyle. Başka nerede karşıma geldi?
antioksidan aktivitesiyle hidrojen peroksit su dönüşümünde. Bu dönüşümü sağlayan iki önemli enzim hangisiydi? Katalaz ve glutatyon peroksidazdı. Glutatyon peroksidaz enzim aktivitesi sonucunda glutatyon okside formuna yani GSSG formuna çevrilir. Yeniden redükte olmasını sağlamak için adı üzere glutatyon redüktaza ihtiyacımız var. Ve üçüncü olarak da amino asit transportunda karşıma geldi. Asetaminofen hem faz 1 hem faz 2 ile metabolize olur. Toksik olan, hepatotoksik olan metabolit N-asetil P-benzokinonimin faz 1 metabolizma sonucunda yani CYP2E1 enzim aktivitesi sonucunda meydana gelir. Sonuçta N-asetil P-benzokinonimin glutatyon depolarını boşaltır ve hücreyi oksijen radikalleriyle ölüme duyarlı hale getirir. Bu da hepatotoksik etkisinden sorumlu mekanizma olarak kabul edilir. Faz 2 metabolizma ürünleri ise non-toksik özelliktedir. Tedavide ne veriyoruz peki? N-asetil sistein veriyoruz. Adı üzere glutatyon donörü olarak verildiği çıkmış sınav sorusudur. Çünkü glutatyon yapısında ne vardı? Glutamat, sistein, glisin vardı. Hadi sorularımıza geçelim son olarak. Deneysel bir çalışmada sitokrom P450 enzimleri aracılığıyla toksik metabolitine dönüşen bir ilaç yüksek dozlarda veriliyor. Acaba hangi ilaç? Bahsi geçen metabolite bağlı olarak intraselüler lipid peroksidasyonu artıyor. Aşağıda verilen intraselüler maddelerden hangisi sitozolden azalması bahsi geçen hücre hasarından temel olarak sorumludur? Cevap glutatyon olacaktır. Bahsi geçen tablo arkadaşlar asetaminofen toksisitesidir. Asetaminofen toksik metaboliti hadi bir kez daha CYP2E1 enzim aktivitesi sonucunda meydana geliyordu. İsmi neydi? N-asetil P-benzokinoniminde. Ne yapıyordu? Glutatyon depolarını boşaltıyor ve hücreyi oksijen radikal hasarına duyarlı hale getiriyordu. Yani soruda olduğu üzere lipid peroksidasyonu artmaktaydı. Temel mekanizma glutatyonun azalması şeklinde ifade ediyoruz. Parasitemol zehirlenmesi tedavisinde N-asetil sistein kullanılmasının temel nedeni nedir? Ne olarak veriyorduk arkadaşlar? Glutatyon donörü olarak veriyorduk. Çünkü glutatyon yapısında ne vardı? Glutamat, sistein ve glisin vardı. Glutamat, sistein ve glisinden oluşan bir tripeptitti. Peki asıl antioksidan özelliği kazandıran hadi son sorumuz olsun. Sistein yapısında bulunan SH grubu olacaktır. Evet arkadaşlar, umarım sizler için de faydalı bir ders olmuştur. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu ve benzeri videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorum kısmına yazabilirsiniz ya da özel mesaj olarak gönderebilirsiniz. Hepinize başarılı bir çalışma dönemi diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda yeniden görüşmek dileğiyle.